Bu bölümde inne ve kardeşlerini ele alacağız. İnne ve kardeşleri derken bunlar bir grup ve bunlar benzeri amel yapıyor. Yani kendisinden sonraki iki kelimeyi etkiliyor. İnne, enne, ke lakinne, leyte, lealle ve la özellikle inne enne Kur'an-ı Kerim'de sıkça geçer. Lakinne o da yine hayli geçer. Ve e, inne mesela innallaha innallaha şeklinde ayetlerde hayli bir anlatım vardır. İnne burada tahkik edatı şüphesiz ki Allah. Innallaha gafurun Allah gafurdur. Rahimun rahimdir. Burada innenin fonksiyonu kendisinden sonra gelen ismi nasip ediyor. İnnallâhe. Burada inneyi görmediğimizde cümle şöyle olur. Allahu gafurur rahim. Allah gafur rahimdir. Bu normal hali. Ama başına bir inne getirirsek inne gerçekten şüphesiz ki bu gibi anlamlarda kullanılır e, ee, inne kendisinden sonraki ismi mansup hale getiriyor. Normalde Allahu idi bu. Ama Allah'e, innallah'e hareke olarak o hale getirdi. Devamı e, merfu olarak geliyor. Rafurur rahim. Yani demek ki inne ve kardeşleri müpteda haberin başına gelir. Yani isim cümlesinin başına gelir. Ve kendisinden sonraki e, ismi nasb eder ve haberini de merfu kılar, ref eder. Özelliği kısaca bu. Bunu e, örnekleriyle Kur'an-ı Kerim'den ders boyunca görmüş olacağız. Mesela şu ayete bakalım. İnnet dine e, gerçekten e, din indallah, Allah katında Allah katında din, innenin hakkını şurada kullanmışız. Şüphesiz manası vermişiz. Şüphesiz el-İslamu İslam'dır. Burada yine inneyi görmeden anlamaya çalışalım. Ed-dinu indallah el-İslam. Allah katında din İslam'dır. Peki inne ne yaptı? Şüphesiz ki bunu nerede kullanırız? Muhatabın bu noktada şüphesi varsa e, tekitte bulunuruz. Yoksa zihni hali herhangi bir tereddüdü yok. Burada illa tekit edatı getirmek gerekmez. Ama e, getirildiği yerde de demek ki bu konuda tereddüdü olanlar var. Onlara mukabil gerçekten de bu böyledir. E, yani gerek ayetlerde gerek Arapça cümlelerde inne böyle bir manada kullanılıyor. Burada indallah e, arada kalmış. İnned dine el islamu. Ed dinu el islamu. Din İslam'dır. E, indallah Allah katında. Diğer ayette yine net bir şekilde görebiliriz innenin fonksiyonunu. İnne va'dallahi Allah'ın vaadi elbette hakkun haktır. Burada inneye elbette manası vermişiz. Bunu görmediğimizde va'dullahi hakkun. Allah'ın vaadi haktır. Cümle böyle kullanılır. Ama Allah'ın vaadi elbette haktır. Elbette yerine şüphesiz de diyebilirsiniz. Gerçekten e, diyebilirsiniz. Bu gibi anlamlara geliyor. Müpteda haberin yeri bazen değişebilir gibi? İnne ileyne iyâbehum. Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir. Burada inne iyâbehum ileyne. Düz anlatım bu. Hatta inneyi görmezsek iyâbuhum olur. Onların dönüşü ileyna bizedir. Ama başkasına değil sadece bizedir. Öne alınması daha böyle bir tekit manası, tahsis manası ifade ediyor ve mealde buna ancak kelimesiyle işaret edilmiştir. Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir. Yani Türkçede de devrik cümle oluyor ya, devrik cümlede vurgu biraz farklı oluyor. Onun gibi bir şey. Sümme inne aleyna hisabahum. Sonra onların hesabı da ancak bize aittir. Yani normalde cümle şu. İnneyi görmeyelim. Hisabuhum <laughs> aleyna. Onların hesabı bize aittir. Düz cümle bu. Ama sonra denilmiş ayrıca. E, ayrıca e, onların hesabı da ancak bize aittir. Bu vurgu ancak vurgusu e, Hisebehum'un sonraya bırakılması Aleyna'nın öne e, geçirilmesi şeklinde kullanılmış. Aleyna demişken ona da dikkat çekmiş olayım. Bazıları bunu kız ismi olarak kullanıyor. Aleyna üzerimize demek, bize ait demek. dolayısıyla kız ismi olma müsait bir ibare değildi. Anne kelimesine gelince annem cümle başında yer almaz, mef'ul olarak yer alır. Aynen bir önceki anlatılan inne tahkik edatı gibi bu da manayı pekiştirir. Ne gibi? Ve alemu biliniz ennallâhe. Biliniz ki Allah ya'lemu bilir ma fi enfusikum nefislerinizde ne var? İçinizden neler geçiyor? Allah hakkıyla bilir. Burada enne hakkıyla şeklinde tercümede mealde yer almış. Ve burada göz ardı etmeyeceğimiz husus şu. Cümle başında enne olmaz. Cümle başında inne şeklinde okunur. İşte Allah içinizden geçeni hakkıyla bilir. Fahzeruhu bu sebeple ondan Allah'a karşı gelmekten sakının. Fahzeruhu hazer etmek. En azından bazı İslami eserlerde bu geçer. Hazer dikkatle bas batmaktan kork gibi cümlelerde bu yer almıştır. Hazer et, yani sakın Ruhu sakının cem sırasıyla geliyor. Hazer edin sakının. Ve alemu ve bilin ki ennallâhe Allah gerçekten Allah ve furun halim bağışlayandır. Hilim sahibi olandır. Burada da yine ve alemudan sonra geldi. Bundan dolayı enne oldu. İnne ve kardeşlerinden bir başkasına geçiyoruz. Ke enne. Ke sanki güya anlamına geliyor. Mesela cennet kadınları anlatılıyor ayette. Kenne hunne sanki onlar el yakut vel mercan yakut ve mercandır. Yakut mercan Türkçede aynen kullandığımız kelimeler. Burada hunne bunları daha ilk derslerde görmüştük. Hüve hüme hum hiye hüme hunne hunne onlar demek e, ee, işte hun ne sanki onlar, sanki o kadınlar el Yagut vel mercan yakut mercandır. Ee, yani diğer alemde e, o aleme münasip bir şekilde bir yaratılış olacak ve cennet kadınları da ona göre daha özel bir güzelliğe sahip olacaklar. Lakinne kelimesi. Lakinne Türkçe'de lakin olarak kullanıyoruz. E, mana, mana olarak yakın. Lakin ama ancak şu kadar var ki gibi anlamlara geliyor. Ne gibi? Mesela e, kıyametle alakalı kul de ki, ey peygamber de ki innema ilmuha indallah. Onun ilmi ancak Allah katındadır. İndallah'tır. Allah katında. Velâkinne lakin Ekseran nesi insanların ekserisi la yalamun bilmezler. Türkçe gibi adeta lakinli aynen kullandık lakinle yerine. ekseran nes ekser insanlar dedik. La yalamun bu da ilimden geliyor. Yalamuna bilirler, la yalamuna bilmezler. Lakin insanların ekserisi çoğu bilmezler. Lakin ne ile alakalı şöyle bir durum var. Bu edat lakin şeklinde şeddesiz olarak da gelir. Ancak o zaman bu, bu gruptaki edatlar tarzında ameli olmaz. Yani bir etkiye sahip değildir. Kendisinden sonra gelen ismi nasbetme tarzında bir fonksiyonu yoktur. Kur'an'da bunun da örneğini bulabilmekteyiz. Mesela Peygamberimizin durumuyla alakalı bir ayet. Mekane Muhammedun Muhammed değildir. Ebe ehadim min sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. Velakin Rasulullah lakin o Allah'ın resuludur ve hatemen nebiyin ve peygamberlerin sonuncu sonuncusudur. Burada lakin sonrasını etkileyen bir durum değil. Ancak üstteki kâneden etkilenme tarzında hareke burada ona göre değerlendirilmesi gerekir. Leyte keşke ne olaydı gibi anlamlara gelir. Leyte mesela ayette şöyle geçiyor. Kafirin diğer alemdeki durumu anlatılırken veya yegûlül o hesap günü kafir şöyle der. Ya leyteni keşke ben küntü turabe bir toprak olsaydım. İşte leyteni keşke ben küntü turabe bir toprak olsaydım. Lealle ola ki umulur ki gibi anlamlara gelir. Lealle ve ma yudrike nereden bileceksin? Lealle saate ola ki saat kıyametin saati garibun yakındır. Nereden bileceksin? Kıyametin vakti belki de yakındır. Burada le alle saate garibun. Yani normal fonksiyonu net bir şekilde görülmekte. Bir de la var. Buna cinsinin nefyeden la denilir. Mesela melekler Hz. Adem'le bir imtihana tabi tutulduklarında kendi acziyetlerini şöyle ifade ediyorlar. Galu dediler. Subhaneke ya Rabbi seni tenzih ederiz la ilme lena bizim bir ilmimiz yok illa ma allamtana ancak senin bize öğrettiklerin var. Ve başka bir örnek Bedir Savaşı'nda şeytanın müşrikleri nasıl dolduruşa getirdiği tabir caizse ve iz zeyyena şeytanu hani şeytan onlara süslendirmişti. E'malahum amellerini. Ve gale demişti ki la galibe lekumul yevme bugün size galip gelecek yok minen nasi insanlardan. Şeytan o gün kendilerine amellerini süslü kıldı ve dedi ki bugün insanlardan size galip gelecek yok. Ve halbuki Bedir'de müşrikler çok net bir mağlubiyet yaşadılar. Şeytan kendi dostlarını kandırmış oldu. İnne enne ke enne lakinne edatları mütekellim yası ile birleşme durumunda vikaye nunu alabilirler ama almayabilirler de. Vikaye şu. Mesela inni ene rabbuk. Allahu Teala Hazreti Musa'ya ilk vahyettiğinde bunu söylüyor. İnni şüphesiz ben ene ben rabbuke senin Rabbinim. Burada inni. Bu inneni de olabilir. Nitekim iki ayet sonra inneni şeklinde gelecek. İnni de gelebilir, inneni de gelebilir. İşte iki ayet sonrasında inneni gerçek şu ki ene ben Allahu Allah'ım la ilahe illa ene benden başka ilah yoktur. Hz. Musa'ya ilk vahiy geldiğinde bu inni inneni gelen vahide iki şekilde kendisine gösteriyor. Leyteden mesela örnek veya gulu dünyada böyle e, e, imkanları vardı ama şu vardı daha sonra imkanlar elinden alındı. Böyle bir kimsenin şaşkınlığını anlatıyor ayet-i kerimede. Veya gulu der ki ya leyteni keşke ben lem üşrik bir rabbi ehade Rabbime hiçbir şeyi şerik kılmasaydım. Burada leyteni, buradaki nun, nunu vika'ye. Ee, yani keşke ben, yani kendisini ifade ederken sadece ye ile bunu ifade etse olmayacak. Yani şunun gibi kitabi diyorum, kitabım demek. Ama e, keşke ben derken leyte, buraya e, nasıl e, ben ifadesini koyabiliriz. Nun gelmeden bu ifade edilmiyor. Burada evet. Muttasıl zamirler inne ve kardeşlerinden biriyle birleşince onların ismi olarak mahallen mansup sayılırlar. Ne gibi? Ve inneke e, şüphesiz sen. inne burada nasb e, yani ne yapacak? Kendisinden sonra gelen ismi nasb edecek. Ama ke e, mureb değil mebnidir. Mahallen mansup sayılıyor. Ve inneke la ala hulugun azim sen gerçekten çok büyük bir ahlak üzeresin. Peygamberimize bir hitap. Hazreti İbrahim şöyle diyor. Ve gale dedi ki inni gerçekten ben zahibun e, gidenim ila rabbi rabbime. Burada inniyim. Gerçekten ben zahibun bunun haberi haber normal olarak geldi e, merfu bir şekilde ama inni derken mütekellim yasına bitişti. Hareke görülmedi. O zaman mahallen mansup sayılıyor. Bunlar gramer kuralları ama diyelim buraları insan okurken veya dinlerken hemen bir anda anlamayabilir. E, fakat manaya nüfuz etmekte de çok da zorlanmayabilir de. Yani grameri bilmese de manayı anlayabilir. Hz. İsa insanlarla ilk konuşmasında daha böyle yeni dünyaya gelmiş bebekken konuşuyor. Ve gale dedi ki İnni Abdullah ben Abdullah'ım. Abdullah Allah'ın kulu demek. Dünyaya geldiğinde ilk sözü ben Abdullah'ım demek oluyor. Ve kendisine İbnullah diyecekleri daha işin başında Hz. İsa ya böyle reddediyor. Yani ben İbnullah değil, ben Abdullah'ım bunu ifade ediyor. İnne ve emsalinin sonuna ma bitiştiğinde isminin naz ve haberini refetmez mübteda haber gibi okunur. Mesela innemel mu'minuna ihvatun. Burada innema yani İnne ma buraya inneye ma bit, bitişmiş o zaman artık bunun bir fonksiyonu olmayacak. Müpteda haber gibi. İnne ma'yı görmezsek el mu'minuna ihvatun müminler kardeştir. İnne ma'nın da hakkını verirsek ancak anlamına geliyor. Müminler ancak kardeştirler. Bugünkü bölümde inne ve kardeşlerini görmeye çalıştık. Gerçekten de inne ve kardeşleri Kur'an'ın hemen her tarafında e, görebileceğimiz e, şekilde serpiştirilmiştir. Ve manaları bilinde, bilindiğinde işte inne ne demek, anne ne demek, keenne, lakinne, la, la bunların her birisi yerinde düzgün bir şekilde kullanılabilecek ve anlaşılabilecektir. Ve ona göre mana verirken de mana vermek çok daha kolay ve çok daha güzel olacaktır.